Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, bütün mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz, takvanız artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü mescitte gülmekte olan bir grup ashabının yanına çıktı. Peygamber aleyhissalatu vesselam arkadaşlarının bu tutumunu fark edince onlara doğru yöneldi. Önce yüzü kızarmaya başladı. Sonra ridasını çekiştirdi ve şöyle nasihatte bulundu. Rabbinizin sizi bağışladığına dair bir eman gelmediği halde böyle mi gülüyorsunuz? Allahu Ekber. Rabbinizin sizi bağışladığına, affettiğine, kusurlarınızı örttüğüne dair bir eman gelmediği halde, ki gelseydi bu bizzat peygamberin eliyle gelecek olan bir beraatti, siz dedi böyle mi gülüyorsunuz? Bu tutumunuzdan dolayı, bu davranışınızdan dolayı Allah bana iman edenlerin, ben parantezi açıyorum, Allah'ı sevenlerin, Resul'ün yolunda gidenlerin, cennetin taliplilerinin Allah'ı zikretme, onun katından inen kitap ile, yani Kur'an ile kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi ayetleri bana indirildi. Aziz dostlarım, gülmek, meşru çerçevede eğlenmek insan oğlunun tabii bir davranışıdır. Yeri geldiği zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam tebessüm etmiştir. Asla somurtkan bir çehreye sahip olmamıştır. Ve yeri geldiği zaman da sahabeleriyle beraber, hanımlarıyla beraber meşru çerçevede eğlenmiştir. Ancak bu durumda, bu vaziyette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta mescit içerisinde kahkaha atan, ondan sonra kıyamete kadar gelecek müminlere dünya ile ahiret arasındaki ince çizgini fark ettirmeye çalışmıştı. Şu ahvalimize bakalım kardeşlerim, ne olur. Şu yaşantımıza bir göz geçirelim. Dünyaya karşı ne kadar hırslıyız kardeşlerim. Halbuki Muhammed aleyhissalatu vesselam ashabı üzerinden kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınlara şöyle seslenmişti. Ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Başka bir rivayette ben sizin için darlık fitnesinden korkmuyorum. Fakat ben önceki ümmetlere dünyanın önlerine serildiği gibi sizin de önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de dünya için yarışmanızdan, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Allahu Akbar. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Suffe ehlini ziyarete gider. Açlıktan, susuzluktan, çıplaklıktan dolayı muzdarip hallerine şahit olur ve onlara şöyle seslenir.
Ne olur dikkat buyurun kardeşlerim. Ben öldükten sonra, benden sonra, nübüvvetimden sonra buğday ekmeğine ve zeytinyağına doyacaksınız da. Zor bulunan bir şey buğday ekmeği. Zor bulunan bir şey zeytinyağı. Bunları elde edeceksiniz de. Çeşit çeşit yemekler yiyip farklı farklı giyineceksiniz de ne olacak? Şimdi ne olur dikkat edin. Ashabın asla beklemediği bir soruyla karşı karşıya kalacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki açlıktan, muzdariplikten dolayı kıvranan sizlere soruyormuşçasına bunu dinleyin. Peki der. O zamanki haliniz mi yoksa şu an içinde bulunduğunuz durum mu daha hayırlıdır? Allahu Akbar. Bolluk durumundaki haliniz mi, darlık içerisindeki şu durumunuz mu daha hayırlıdır? Bütün aklı selim olanların vereceği cevap aynıdır kardeşler. Sahabe Resulullah aleyhissalatu vesselama o zamanki durumumuz daha hayırlıdır ya Resulallah diyor. Şimdi ne olur cevaba dikkat edin. Cevap ne senin, ne senden öncekilerin, ne de senden sonrakilerin duymayı istemediği bir cevaptır. Bilakis der Allah Resulü aleyhisselam, bilakis. Aksine içinde bulunduğunuz hal, durum o zamanki durumunuzdan daha hayırlıdır. Yani kardeşlerim, aç, susuz, yalın ayak, çıplak, üzerinizde dünya nimetlerinin süsünün gölgesinin dahi bulunmadığı haliniz bolluk fitnesinden daha hayırlıdır. Ki o ashab, o sahabe açlıktan dolayı farz namazlarını cemaatle kıldıklarında yere düşüp bayılıyorlardı da bazı sahabeler diyorlardı ki acaba bunlar mecnun mu? Acaba bunlar delirdiler mi? Düşmelerinin sebebi ne? Cinlendiler mi diye düşünüyorlardı. O bulunduğunuz hal bolluk anından daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Üzerlerine kumaş bulamıyorlardı ki avret yerlerini örtsünler. Mevcut olan kumaşları çekiştiriyorlardı. Avret yerlerini gizleyelim de olur ya bayan mescidinde bulunan o hanım sahabeler secde anlarında bizim avret yerlerimizle şahit olmasınlar. İşte bu durum bol elbiseler giyeceğiniz günden daha hayırlıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki sahabe bir hayvana onlarca insan biniyordu. Aynı hurmayı yediklerinden dolayı mideleri yanıyordu. Bakın çok özür dilerim. Çok yemek yediklerinden dolayı değil, yemeği bulamadıklarından dolayı kabız oluyorlardı. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem onlara yöneldi. Bu haliniz dedi, o zamanki halinizden daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Peki niye be kardeşim? Soruyorum size ne için? Neden bolluk fitnesi darlık fitnesinden daha tehlikelidir? Veya soruyu değiştiriyorum. Darlık fitnesi bolluk fitnesinden daha hayırlıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlunun büyük bir zaafını biliyordu. Eğer dünya onların önüne açılırsa onlar şunu yapacaklar. Dikkat edin aziz kardeşlerim. Dünyalık konusunda yarışır. Yani nimetler önünüze açıldığında, bir sofranın önünüze serildiği gibi serildiğinde, ne bir tanesi, birden fazla yiyecekler, birden fazla giyeceklere sahip olduğunuzda, bineğin birinden inip diğerine bindiğinizde, Allahu Ekber. Bakın ne diyor Resulullah Aleyhisselam? Dünya için yarışır. Sonra da birbirinize haset edersiniz. Allahu Ekber. Çünkü nice dünya için yarışanlar, çoğu büyük binaları, en güzel binekleri, en güzel yiyecekleri kazanırlarken bu yarışın en sonunda kalanlar bunları elde etme konusunda aciz kaldılar. Nice insanlar çocukla, malla, mülkle imtihan edilip bunları yükseltirlerken çoğu bunları elde etme konusunda
aciz bırakıldılar. İşte o dünya için yarışanlar, kardeşler ne olur dikkat edin. O dünya için yarışanların kalplerine haset denilen bir hastalık girdi. Birbirini çekememe, tabir yerindeyse birbirinin kuyusunu kazma. Peki kalbe haset girerse bu davranışlara yansımayacak mı Yılmaz abi? Davranış nasıl oldu biliyor musunuz aziz dostlar? Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem sanki o mübareğe 1400 sene sonraki ruh hallerimiz, fiziksel hallerimiz yansıtılmış, bir perde kaldırılmış da aleyhissalatu vesselam bir film, bir sinema seyreder gibi bizi seyretmiş. Ne demiş biliyor musunuz? Sonra da birbirinize sırt çevirirsiniz. Allahu Ekber. Halbuki mümin erkek ve mümin kadınlar birlik ve beraberlik içerisinde şeytan ve dostlarıyla savaşmaları gerekirken, halbuki mümin erkek ve mümin kadınlar el ele verilip şu dünya hayatını imar edip idare etmeleri gerekirken, maalesef 3 günlük dünya hayatı için birbirine sırt çevirecek hale gelmişlerdir. Yok mu be aziz dostum? Evladına küsen baba, babaya küsen evlat yok mu bu sokaklarda? İnsanların en mesut olduğu düğün anlarında iki sandalyeye bir bakın, sırt sırta gelen en yakın kan bağına sahip akrabalardır. İnsanın en çok zorlandı, kalbinin paramparça olduğu hastane köşelerinde bakarsın ki dünya için yarışıp kalplerine haset konulanlar koridorun başka bir tarafında mevcut olan hastaya doğru ilerlemektedirler. Allahu Ekber. Cenazelere bakın. İnsanlar birbirlerini görmemek için kabrin etrafındaki ağaçların arkasına saklanıyorlar. Sebebi ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel teşhis etmiş. Dünya için yarışmak kardeşler. Dünya için yarışmak. Evet aziz dostum. Bolluk fitnesi darlık fitnesinden daha tehlikelidir. Veya darlık fitnesi bolluk fitnesinden daha evladır. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aktaracağım o veciz sözlerinde Adem oğlunun bir hastalığını ön plana çıkartmıştır. Ve diyor ki insan oğlunun bir vadi dolu altını olsa, başka hadiste ne diye geçiyor? Bir Uğud dağı kadar altını olsa ikincisini ister diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Adem oğlu dünyaya karşı çok hırslıdır kardeşler. Çok hırslı. Bundan dolayı da asla kanaat edemez. Etse bunda istikrar sağlayamaz. Elindekiyle tamahkar olamaz. Tok gözlü olamaz. Bundan dolayı benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ashabına darlık fitnesinin bolluk fitnesinden daha hayırlı olduğunu söylemiş. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatı içerisinde öyle bir özellikten bahsediyor ki, İnsanoğlunun genelini bırakın, kafirleri, müşrikleri, Yahudileri, Hristiyanları bir kenara bırakın. Mümin erkek ve mümin kadınların dahi kalplerinde mevcut olan hastalığı, yarayı kaşıyacak bir özelliğinden bahsediyor. Neyi biliyor musunuz kardeşlerim? Diyor ki dünya hayatı çok tatlı ve çekicidir. Allahu Ekber. Çok tatlı ve çekicidir. Öyle bir çekicidir ki insanı Rahman ve Rahim olan Allah'tan uzaklaştırmıştır. Öyle bir çekicidir ki dünyayı elde ettirmek adına Allah'a küstürmüştür. Şu an çıkın ne olur sokaklara. Binaları yükseltmek için çalışanlara bakın. Evlerinin sayısını artırmaya gayret gösterenlere bir bakın. Makamları ve mevkileri birer birer aşmak adına çaba sarf edenlere bir bakın. Çoluk çocuğuna müreffeh bir hayat sağlamak için didinenlere bir bakın. Onlar çoktan Allah'ı terk etmişlerdir. Elindeki işi büyütmeye çalışanlara bir bakın. Evlenmek için çabalayanlara ne olur bir bakın. Onlar Allah'ı unutalı çoktan geçmiştir kardeşler. Yok mu aziz dostlarım şu sokaklarda? Biz bunlardan biri değil miyiz?
ailemizin içinde, mescidimizin içerisinde, camilerimizde, vakıflarımızda ve derneklerimizde şu dünya hayatına karşı hırslanıp da aziz ve celil olan Allah'ı unuttuğumuz, gafil kaldığımız anlarımız yok mu kardeşlerim? Ve biz Allah'ı unuttuğumuz anda ne olur kardeşlerim, dikkat buyurun. Allah'ın yasakladığı her bir haramın kapısı bir bir yüzümüze açılmış. Dünyayı elde etmek adına faize koşmuşuz kardeşlerim. Dünyayı elde etme adına o yarış içerisindeyken infak bilincini unutmuşuz. Dünyayı elde edelim, o hırsa sahip olalım diye rüşveti kendimize mübah görmeye başlamışız. Ve biraz daha kazanalım, biraz daha güçlenelim. Birer birer değil, onar onar, yüzer yüzer elde edelim derken yalanı, gıybeti, iftirayı, karalamayı, hatta Peygamber aleyhisselam sırt çevirdi dedi ya, o hadisin devamında aynen şöyle geçiyor. Diyor ki birbirinize karşı kinleneceksiniz veya diyor bundan başka bir şeyler yapacaksınız. Bundan başka bir şey ne demek biliyor musun aziz dostum? Birbirimizin boğazlarına yapışmaktır. Yapmıyoruz mu kardeşlerim? Evlat annesini öldürür pozisyonuna gelmiş. Elindeki aciz bir bilezikten dolayı. 90 yaşındaki ne olur? Bir kişi bahsetti bana. Dedi ki ben asayişte, yani olay yeri incelemede diyor görevli bir memurum. O kadar olayla şahit oldum ki diyor anlatsam diyor midem bulanır diyor. Bir olaydan bahsediyor. Bir genç 90 yaşındaki, ne olur genç kardeşlerim bana kızmasınlar, 90 yaşındaki babaannesinin şu elinde bulunan adi ucuz bilezikleri elde etmek için onun o elini kopartıyor. Yetmiyor biliyor musunuz aziz dostum? Artık ne kullandıysa, hangi alemin içinde geziyorsa o 90 yaşında kendisinden asla zevk alınamayacak kadına tecavüz ediyor. Benim kardeşim bu pozisyona düştü aziz dostum. Gençlerim bu pozisyona düştü. Çocuklarımız buraya doğru yuvarlanıyorlar. İnsanlarımız buraya doğru koşuyorlar. Ne için peki soruyorum? Ne için? Bir şey için. Şu dünya malına karşı olan hırsımızdan dolayı. Yarın bizim ailelerimizin içinden çıkmayacağı ne malum aziz dostum? Bu gençler, sokakta hırsızlık yapan gençler, soruyorum sizlere. Otursanız konuşsanız, bir zamanlar camilerde müezzinlik yapan belki gençlerdir kardeşlerim. Kınamayın. O gençleri biraz daha araştırın. Kur'an kurslarında sabahtan akşama kadar Allah'ın kitabını ezberlemek için uğraşan gençlerdir. O gençlerin biraz daha üzerine gidin. Yahu sizi buraya sürükleyen etken nedir deyin. Abi diyecek ki dünya hayatına karşı olan hırsımızdır. Başka hiçbir anlam yok bunun. Ne makam vardır onda, ne mevki, ne onu ödüllendirmek vardır, ne taç giydirilmek. Kimsenin şerefi hırsızlıkla asla artmamışken 18 yaşında, 20 yaşındaki bir gencin başkasının malına el uzatmasına iten sebep dünya değil de, dünyaya karşı hırs değil de, dünya için yarış değil de, ne olur susma, nedir be kardeşim? Nedir soruyorum sizlere? Nedir şu sokaklar içerisinde torbacılık yapmanın adı? Şeref mi var onda? İzzet mi var onda? Takdir görmek mi var onda? Görüldüğünde insanlar mutlu mu oluyorlar? Aman elhamdülillah, benim torbacılık yapan, insanlara bonzai satan, uyuşturucu müptelası yapan bir evladım var. Elhamdülillah mı diyor anneler? Yoksa kan ağlayan babalar mı var? Soruyorum sizlere. 18 yaşındaki bir gence torba sattırmanın adı dünyalık değilse, dünya için yarışmak değilse, dünya hırsı değilse, ne olur susma, bunun cevabı nedir? Yine soruyorum. Kaldır kafanı, utanma, hele hiç uyuma. Sokağında Zeynep ismindeki kız zina yapıyorsa bunun adına zevk diyemezsin. Huşu diyemezsin. Takdir görmek diyemezsin. İzzet bulmak diyemezsin. Sadece ve sadece dünyaya karşı hırstır. Nedir ya 18 yaşındaki bir kızı fuhşa zorlayacak etken? Kendisinden yaşça büyük, babası yaşındaki insanların peşinde koşturacak etken nedir? Benim gözüm vallahi bunları gördü. Batsın benim okuduğum okul.
üniversitenin koridorlarında beraber yürüdüğümüz bayanların 60 yaşındaki aşağılık fabrikatörlere satıldığını benim gözlerim gördü. Para karşılığında. Soruyorum be kardeşim, şeref mi var bunda? İzzet mi var bunda? Takdir mi var? Şan ve şöhret mi var? Yahu 20 yaşındaki kızcağızı buraya sürüklenen etken dünyaya karşı hırs, dünya yarışı, dünyayı sevmek değilse nedir be aziz dostum? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin geleceği durumu gördü. Maalesef gördü. Böyle bir tabloyla karşılaştı peygamberim. Eroin satanları gördü, kadın satanları gördü, birbirini aldatanları gördü. Müslüman olduğunu söyleyip cuma namazından sonra faizli bankalara koşanları gördü. Ne olur bana bir ekmek parası ver dediğinde elinin tersiyle fukarayı iten mümini gördü. Kınayıcı gözlerle birbirine bakanları gördü. Haset edenleri gördü. Yahu dedi falancanın hanımına bak, altınlar buraya kadar gelmiş, bana kıytırık bir yüzükten başka bir şey hediye etmedin denilen gelin ablaları gördü Resulullah. Kocasının yakasına yapışıp Allah'tan kork, gece namazı kıl, zakir ol, şakir ol, tevhid ehli ol, mücahit ol, davetçi ol. Hiçbirini yapamıyorsan bırak da o insanlar senin sırtına bassın, Allah'a yükselsinler diyen kadınları duymadı benim peygamberim. Benim peygamberim 3 kuruşluk bir yüzük, boynuna takılan bir gerdanlık, adi bir ip yüzünden kocalarını zorlayan kadınlara şahit oldu. Ya şimdi soruyorum da benim peygamberim, ey Müslümanlar, ey ashabım, onlara bahsettiğim bu kelimelerin ardından kendilerinin uyanacağına inandığım ahir zaman ümmeti sen ve ben, bolluk fitnesi darlık fitnesinden daha tehlikelidir. Ya da darlık fitnesi içinde bulunduğunuz darlık bolluktan daha hayırlıdır. Benim peygamberim böyle söyledi kardeşim. Şimdi bakın, asıl benim konumu ilgilendiren kısma geleceğim. Asıl benim konumu ilgilendiren kısım, aziz dostum, dünya hayatı, süsü, eğlencesi, ona karşı olan hırsımız, ölüm denilen büyük bir hakikati bize unutturdu. Kabre girmeyi, kabir içerisinde sorgu meleklerinin bizi sorgulamasını, cennetin mi cehennemin mi kapılarının açılacağı kaygısı, tekrar dirilme, aziz ve celil, cabbar ve kahhar olan Allah'ın huzuruna hesap vermek için yürüyüş ruhumuzu bize unutturdu maalesef aziz dostlarım. Halbuki bakın, ne olur dinleyin, halbuki bizden önce ölenler, ister bir gün önce ister bir saat sonra hiç fark etmez, halbuki bizden önce ölüp toprağın altına mahkum edilen kabir ehli, toprağın üstünde yürüyenlere şu nasihatları yapıyor. Ne olur dinle. Ey Adem oğlu, hiç düşündün mü öleceğini, evinden ayrılacağını, geniş yerden dar bir yere gireceğini, arkadaşlarının ve dostlarının seni bırakacağını, seni yumuşak yatağından alıp sert toprağa atacağını, seni gömdükten sonra da geri döneceklerine. Ey mala mal katanlar, ey binalar yükseltenler, vallahi, ne olur şuna dikkat edin, vallahi malınızdan size sadece kefenler kalacaklar. Allahu Ekber. Diktiğiniz evler, aldığınız yazlıklar, modellerini değiştirdiğiniz arabalar, annelerime sesleniyorum, kız kardeşlerime sesleniyorum, ayda bir, yeri geldiği zaman yılda bir değiştirdikleri perdeler, koltuklar, halılar, dolaplar, ne derseniz deyin. Bakın ne diyor toprak. Toprak ehli, kabir ehli. O diyarın sakinlerine diyor. Bu mallar, dikkat buyurun, size teşekkür etmeyecek. Ne olur dikkat edin. Size teşekkür etmeyecek. Arkanızdan günahlarınızı sorgulayacak olanlara diyor takdim edeceksiniz. Allahu Ekber. Size teşekkür etmeyecek. Teşekkür bekliyorsunuz değil mi?
size teşekkür etmeyecek. Yahu enayi babam, adama bak ya, günde iki tane iş yapıyormuş şu binayı dikmek için. Vallahi çok enayi bir adammış ha. Diyenlere malınızı bırakacaksınız diyor kabir ehli. Onlar çünkü bir şeyin hakikatini çok iyi fark ettiler. Bir şeyi çok iyi gördüler. Benim peygamberim aleyhissalatu vesselam şöyle söylüyor. Allah toprağın üstünde yapılan amelleri toprağın altındakilere bildirir diyor, gösterir. Bu nasıldır ben bilmem. Ama benim peygamberim söylüyor. Büyük bir hakikati gördüler. Koca koca binalar dikenler. Lüks bahçeler içerisinde evler yapanlar. Yahu oğlum rahat etsin. Üniversite hayatında zorlanmasın diye çabalayanlar. Benim babam günde 3 iş yapmış yeri geldiğinde. Öyle bir adama şimdi mal kalacak ki. Kendisine teşekkür etmeyi vazife bilmeyen bir evlada mal bırakacak. Yeri gelecek. Yahu be insan. Vallahi ben gençliğimde bunu çok sorguladım. Halen utanıyorum. Bunu zikretmekten de haya ediyorum ama ben babamı şununla sorgulamışım ya. Yahu derler ki hain evlat nasıl böyle konuşursun sen? Yahu baba sen Makedonya'dan İstanbul'a geldiğinde gittin Bayrampaşa'da burada bir ev yaptın. İnsanlar Laleli'nin göbeğinde dükkanlar aldılar da servet üstüne servet yığdılar. Dedi ya hani az önce toprak ehli. Senin kıymetini bilmeyecek, yaptığın kusurları dillendirecek, insanlara izah edecek birilerine bırakıyorsun. Ha o acizlerden biri benim. Kime bırakıyorsun aziz dostum? Toprak ehli, kabir ehli, o diyarın sakinleri her gün nasihat ediyor bize kardeşlerim. Her gün nasihat ediyor. Ve dikkat edin şimdi ne olur. Onların içerisinde öyleleri vardı ki, haram kadehleri ellerinde tutuyorlardı. Zina deyin, faiz deyin, içki deyin, uyuşturucu deyin. Ne aklınıza geliyorsa gelsin. Haram kadehleri ellerinde tutuyorlardı. Kimisi daha kadehi ağzına getirmeden, kimisi bir yudum alınca, kimisi daha boğazından geçmeden, kimisi boğazından geçse de tadını kalbinin almadığı bir anda ölüm hakikati en keskin tarafıyla o kişinin nefesini kesti. Nefesini koparttı. Can damarını koparttı. Şu an kabir ehli içerisinde sana ve bana seslenenlerden, ne olur genç kardeşlerim beni iyi dinleyin. Öyle gençler var ki şu an toprağın altında. Biraz daha nefsim için çalışayım. Ne olur ki çalışsam. Yaşlandığımda, ihtiyarladığımda ariflerin, abidlerin, sadıkların, salihlerin meclislerine giderim, mescitlerine giderim. En önü onlara bırakmam diyen nice gençler var şu an toprağın altında. Bu sözü gerçekleştiremeden ölüm meleği elleriyle boğazladı, nefesini kesti. Ve dikkat et. Öyle bir ölümle yüz yüze geldiler ki İnsanın kalbini paramparça etti. Salihlerden biri bahsediyor abiler. Salihlerden biri diyor ki, 4 tane genç, aynı iş yerinde çalışan, aynı işi yapan, aynı atölyede çalışan, ne derseniz deyin. 4 tane genç, yıl içerisinde biriktirdikleri paralarla beraber, Avrupa ülkelerinden birine eğlenmeye gidiyorlar. 4 genç. Rahat zina edecekler. Kimse görmeyecek onları. Rahat içecekler. Ayyaş bir şekilde sokaklarda dolaşacaklar. Bir kapıdan çıkacaklar, diğer kapılara girecekler. 4 genç kardeşler. Ve seyahat ettikten kısa bir süre sonra Allah'ı gadaplandıracak, gazaplandıracak, öfkelendirecek bir mekanın içerisinde gayrimeşru eğlenirlerken içlerinden bir tanesi yere düşer. Bir tanesi. Bakın ne olur dikkat edin. 3 genç hemen etrafını sarar ve şu sözü söylerler. Ey kardeşim, la ilahe illallah de diyor. Allahu ekber. Barda, pavyonda, kadınlarla eğlenirken. Yani bu insanlar, bakın ne olur kınamayın. Ben bunu kınansınlar diye vallahi anlatmıyorum. Nefsini kına diye anlatıyorum. Bu hale düşme diye anlatıyorum. Abdullah'ın, Zeynep'in bu hallere düşmemesi için çalışmamız gerektiğini hatırlatmak için anlatıyorum. Değilse kınama, kendi nefsini kına. Diyor ki kardeşim la ilahe illallah de. Ya kolay mı? Sen Allah'ı la ilahe illallah diyerek zikretmeyeceksin. Sen Allah'ı ilah olarak kabul etmeyeceksin. Arşın Rabbi, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ahiretin Rabbi olarak kabul etmeyeceksin. Tam ölüm anında, fuhşun diyarında diyeceksin ki hadi be kardeşim la ilahe illallah de. Kolay mı aziz dostum bu? Değil. Peki genç ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki susun diyor.
Bana diyor şu şarap kadehini diyor getirin. Sonra diyor falanca kadına söyleyin yanıma gelsin. Ve son nefesini böyle veriyor aziz dostum. Eğer şu an halen nefes almaya devam ediyorsan Allah'a yürüyeceğin bir anın var. Allah'a istiğfarda bulunacağın bir zaman verilmiş sana. Eğer halen birileri başına dikilip hadi genç, hadi kardeşim la ilahe illallah de demiyorlarsa bir fırsatın daha var. Bir fırsatın daha var. Aman ha bu fırsatı tepmeyin gençler ne olur. Bugün yok mu bizim sokaklarımızda? Bırakın Avrupa ülkelerini. Yok mu kardeşim sizin fabrikalarınızda, atölyelerinizde bir yıl boyunca didinip çalışıp bir yılın sonunda şu Akdeniz'in sahillerinde cehenneme doğru yüzen gençlerimiz yok mu kardeşim? Fuhuş yaparken kalp krizi geçiren gençlerimiz yok mu? İçkiliyken boğulan gençler yok mu? Soruyorum size. Sarhoşken birbirini gırtlaklayan, boğazlayan gençler yok mu? Bu sokaktan çıkmadı mı? Benim evimden çıkmadı mı? Senin komşun değil mi? Soruyorum ne olur? Bizim adamımız, bizim kardeşimiz, bizim canımız ciğerimiz. Bu sokaktan çıktı, belki şu mescidin önünden geçti. Sahip çıkmadık, gitti farklı yerlerde gönlünü eğlendirdi. Burada da var. Eğer ne olur sana telkin verilecek bir zamanın yoksa, sana telkin verenler yoksa, bir fırsat verildiyse sana, ne olur Rabbine yürüyün kardeşlerim. Genç kardeşlerim ne olur namazı bırakmayın. Namazı terk etmeyin. Allah Subhanahu ve Teala peygamberden sonra şehvetinin esiri olup namazı terk edecek olan insanlardan bahsediyor. Ne olur namazınızı terk etmeyin. Emekliliğe ertelediğiniz bir ibadet değildir namaz. Dinle ne olur. Anlatacağım hikaye vallahi seni korkutmak için uydurduğum bir hikaye değildir. Bahsedeceğim olay seni etki çemberimin içine çekmek için evde kaleme aldığım bir olay değildir. Fazilet ehlinden biri bahsediyor. Diyor ki bizler Ürdün'de cuma namazı kıldıktan sonra alimler ve talebeler bir kenarda otururken içeri bir anda bir adam geldi. Dedi ki ne olur bize yardım edin. Sabahleyin bir arkadaşımız vefat etti. Ne olur gençler dinleyin. Sabahleyin bir arkadaşımız vefat etti. Genç insan bunlar. 18'inde, 20'sinde, 25'inde. Ama bilin ki şunu. 80 yaşındaki bir ihtiyara ölüm ne kadar yakınsa 8 aylık bir çocuğa ölüm o derece yakındır bu dünyada. Diyor ki gelin diyor. Yardım edin bize. Ne oldu diyorlar. Diyorlar ki bizim arkadaşımız vefat etti. Onun için bir kabir kazdık. Cenazeyi tam kabrin içine koyacağımız sırada büyük bir yılan diyor toprağın altından çıktı diyor. Biz diyor korktuk diyor koyamadık. Ne olur diyor bize yardım edin. Vallahi bahsettiğim hikaye değildir kardeşim. Benim uydurduğum bir manzara da değil. Ne olur kulaklarını aç. Diyor ki büyük bir yılandı diyor koyamadık. Bize yardım edin. Orada bulunan mescitte bulunan alimler talebeleriyle beraber kabrin yanına giderler. Hakikaten o habercinin bahsettiği gibidir. Çok büyük bir yılan başı bir tarafta, kuyruğu bir tarafta, kabrin içerisinde gözlerini insanlara dikmiş, kendisine vahyeden, kendisine talimat veren alemlerin Rabbi olan Allah'ın emrini bekliyor. Allahu Ekber. Koordinatlar verilmiş, görev verilmiş. Bu görevden kaçış asla yoktur kardeşim. Diyorlar ki 200 metre ileride bir kabir daha kazın. Bakalım ne olacak. Bulunan kabrin 200 metre ilerisine bir kabir daha kazıyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Yılan kafasını toprağın içerisine sokuyor. Koordinatlar verilmiş gibi dikkat buyurun tam 200 metre ilerideki kabrin içerisinden çıkıyor. Allahu Ekber. 200 metre. Alimler tereddüt ediyorlar. Geri çekiliyorlar. Kendi aralarında istişare ederlerken şöyle diyorlar. Biz ard arda kabirler de kazsak bu yılan ne yapacak edecek bu kabrin içine girecek. Peki ne yapalım? Biz demirlerle onu kabirden çıkarmak için uğraşalım. Hakikaten uğraşıyorlar. Demirden şişler yapıyorlar.
yılanı oradan çıkarmaya çalışırken yılan öyle bir bakır ki orada bulunanlar bayılmaya başlıyorlar. Müdahale edemiyorlar asla. Çünkü ne dedim? Dikkat edin. O göğün ve yerin Rabbi olan Allah tarafından programlanmıştı. Öyle vazifeyi terk etmek yok. Adem oğlu kimmiş Allah'ın gücü karşısında, emri karşısında? Diyorlar ki o zaman ne yapalım? Diyorlar cesedi, naaşı kabre yerleştirelim. Bakalım ne olacak? Olduğu gibi cenazeyi kabre bırakıyorlar. Bir anda diyorlar ki kabrin içinde yılan tozu dumana kattı. Öyle manevralar yaptı ki, öyle hareketlilik yaptı ki toz duman, biz diyor cesedi göremedik. Ama diyor ne olur dikkat edin. Yılan diyor onu diyor ayaklarından başına doğru diyor önce sıktı. Sonra diyor öyle bir kavradı ki diyor, öyle bir sıktı ki. Aynen ifadesi şu. Hani pazardan aldığımız bir pırasa vardır ya, onu şöyle çevirdiğimizde çatır çutur çatır çutur katır kutur sesler gelir. Diyor ki kemiklerini diyor böyle kırıyordu diyor. Sonra diyor sessizlik çöktü. Sonra diyor sakinleşti ortalık. Baktık ki diyor yılan diyor kabirden kaçmış. Ondan sonra diyor babasını bulduk diyor. Yöneldik, dedik ki senin çocuğunun ahvali nedir? Ne yaptı bu çocuk? Hangi cürmü işledi? Sizce nedir kardeşlerim? Daveti mi terk etti? Cihadı mı terk etti? Anne babasına itaatsizlik mi yaptı? Hiçbiri değil. Babası aynen şu cevabı veriyor. Diyor ki çok merhametli biridir diyor. Çok yumuşak biridir diyor. İyi huylu biri. Yok mu bu sokaklarda iyi huylular? Ama bir kusuru vardı. Neydi biliyor musunuz? Gençler başını kaldır ne olur. Bir kusuru vardı. Secde ile arası barışık değildi. Allah için namaz kılmıyordu diyor babası. Namazı terk etmişti. Namaz onun hayatında yoktu. Namaz kılmıyordu. Allahu Ekber. Yok mu abi şimdi bu sokaklarda? Evinin içinde. Komşun, iş yerindeki arkadaşın, Müslümanlar, Allah'ı sevdiğini söyleyenler, gençler, yaşlanınca kılarım diyenler, hele bir emekliye ayrılalım ya da evlenelim, işimizi bir oturtalım diye bekleyenler, kabirde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz aziz dostlar. Ne olur, eğer üzerinize asılan günah varsa, eğer büyük bir günahın sahibiysen, gözlerin harama bakıyorsa, avret yerine zina ediyor isen, namazı terk ettiysen, Allah'ı zikretmekten terk ettiysen, ilimden yana gaflet içerisindeysen, ne olur nasuh bir tövbe yap. Nedir nasuh tövbe? O günahların içerisinde nasıl zevk alıyordun ya, o günahların içerisinde nasıl mutlu oluyordun ya, işte o günaha sırt çevirdikten sonra sana o yanlışı bahsettiklerinde vicdanında duyduğun pişmanlığın adı nasuh tövbedir kardeşlerim. Onların da ölümleri çok tatlı olacaktır aziz dostum, korkma. Allah bağışlayandır, gafurdur Allah, Rahman ve Rahim olandır Allah. Ne olur şimdi sözlerimi iyi dinle. Tabiinin büyüklerinden Eban isminde bir zat varmış. Enes bin Malik'le bir ders yaptığı sırada ders biter, Bağdat sokaklarında gezerken dört kişinin omuzlarında taşınan bir cenazeye rastlar. Ve şu sözü söyler, ya Subhanallah, bir Müslüman ölecek, Bağdat'ın çarşılarında gezecek, onun cenazesini dört tane diyor kişi taşıyacak. Olur mu diyor böyle bir şey diyor. Beşinci olarak cenazeye katılır. Defin işlemleri yapılır. Orada bulunan erkeklere yönelir. Yahu der, bu adamın vaziyeti nedir? Neden bunun cenazesinde kimse yok? Diyorlar ki biz adamı tanımıyoruz. Ancak diyor şu kadın var ya diyor. Bu kadın bizi yolda gördü. Dedi ki ey insanlar, benim bir cenazem var. Bunu gömme konusunda bana yardımcı olur musunuz? Bizim işimiz sadece buydu. Eban ismindeki o tabiinin salih zat o annenin yanına gidiyor. Onda bir farklılık görmüştü, onu sonra zikredeceğim. Diyor ki ey kadın diyor, bu adam kim diyor? Diyor ki bu benim diyor oğlumdur diyor. Yahu diyor neden bunun cenazesinde kimse yok? Kadın diyor ki benim oğlum zahit bir gençti diyor. Allah'tan korkan bir gençti. Ama diyor yeri geldiği zaman kendine müflis davranan bir gençti. Yani yanlışlar yapardı, hata yapardı. Dikkat et kardeşim, o hata onun yüreğini öyle bir parçalamış ki,
Yapmış olduğu yanlışlar aklına geldiğinde yüreği öyle bir kan ağlamış ki annesine dönmüş demiş ki ey anneciğim, eğer ben sekerat anı yaşarsam, yani ölümle böyle karşı karşıya gelirsem, bana kelime-i tevhidi hatırlat. Yani la ilahe illallah sözünü bana telkin et. Hadi oğlum de la ilahe illallah de. Tıpkı sizin önceden babanıza yaptığınız gibi, kime eşine yaptığı gibi, kimi çocuğuna yaptığı gibi, amcasına veya dayısına yaptığı gibi. Hadi dedi la ilahe illallah de. Ondan sonra eğer dedi ben bu söz üzere ölürsem, yani la ilahe illallah deyip vefat edersem, dedi ki anacığım ayağımla yanağıma bas. Ayağımla diyor yanağına bas diyor. Niye? Yani Allah'a karşı öyle bir zelil duruma düşmek istiyor ki genç. Yani ben alemlerin Rabbi olan Allah'a nasıl böyle bir kusur işlerim? Nasıl böyle bir gafletin içinde bulundum? Allah'ı nasıl unuttum? Ona zikretmekten nasıl gafil kaldım? Onun için nasıl namaz kılmadım? Onun yolunda nasıl olmadım dercesine anneciğim diyor. Eğer diyor la ilahe illallah sözünü söylersem ayağınla diyor yanağıma bas diyor. Sonra diyor anne diyor ellerini kaldır ve de ki Allah'ım ben çocuğumdan razıyım, sen de razı ol. Peki diyor adam, sen bu duayı yaptın da neden güldün diyor. Tebessüm ettiğine şahit olduk. Kadın da farklı bir şey gördü o duadan sonra. Dedi ki ben diyor bu duayı yaptıktan sonra ondan diyor şöyle bir ses işittim. Ey anacığım, pek merhametli, pek affedici Rabbimi bana gazaplanmış bir şekilde asla bulmadım. Allahu Ekber. Yani korkma. Ben hatalar işledim. Asi oldum. Yanlışlar yaptım. Ama ben af diledim. Nasuh tövbe yaptım. Pişman oldum. O pişmanlık benim yüreğimi öyle bir dağladı ki. Allah'a hamdolsun ki ben Allah'ı merhamet eden, affeden, bağışlayan olarak buldum. Aziz dostum. Şu an bu sirenler senin için de çalabilir. Son nefesini şu aracın içerisinde veren bir kişi sen olabilirsin. Senin için etrafındaki insanların kalp masajı yaptığı insan sen olabilirsin. Dilini çektiği, gözlerini açmaya çalıştığı, ne olur bana cevap ver dediği insanlardan biri sen olabilirsin. Eğer o durumda değilsen, ne olur Allah'a döneceğin bir anın vardır, bunu iyi değerlendir. Rabbine döneceğin bir anın vardır, onu iyi değerlendir. Yine tabiinin büyüklerinden Rabi isminde bir alim varmış. Diyorlar ki kalbi katılaştığı zaman evine kazmış olduğu bir kabrin içerisine girip yatarmış. Allah'ın dilediği ana kadar da o kabirden çıkmazmış. Şimdi ne olur dikkat edin. Oradan kalktığında Rabbim beni geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi İş yapayım ayetlerini okurmuş. Anladınız mı kardeşim? Rabbim beni geri gönder. Ta ki şu dünya hayatında gaflette kaldım ya. Bunu bütün ölüler söyleyecek kardeşler. Salihler de söyleyecek. Abidler de söyleyecek. Çünkü kabir ehlinin en çok pişman olduğu şey alemlerin Rabbi olan Allah yolunda hayır işlemekten gafil olanlar, hayır yolunda az ecirleri olanlardır. Onlar en çok onu özleyeceklerdir. Bir kere daha zikredeyim. Veremediğim sadakaları vereyim. Hani cihad etmek istiyordun ya, bir kez cihad edeyim. Davet çalışmasının içinde bulunayım. Bu özlemin içerisinde alemlerin Rabbi olan Allah'a diyeceklerdi ki Rabbim beni geri gönder. Tekrar dünyaya geleyim. Bakın bu zat da kabirden kalktıktan sonra dermiş ki Rabbim beni geri gönder. Sonra da kendi kendine şöyle seslenilmiş. Ey Rabbi, geri gönderildin ve amel et. Allahu Ekber. Geri gönderildin. Yahu öyle bir kurgunun içinde ki, ölümü öyle bir içselleştirmiş ki, öyle bir yakın hale getirmiş ki, kabirden dirilmiş sanki, Allah tekrar dünya hayatına göndermiş. Sanki Allah diyor ki, ey Rabbi, geri gönderildin, şimdi kalk, amel et. Eğer geri gönderilenler arasında değil de halen yaşayanlar arasındaysak vallahi bir fırsatımız daha var kardeşler.
tevbe edeceğimiz, bağışlanma dileyeceğimiz ve Allah için salih amelde bulunacağımız fırsatlarımız vardır. Sıkıldık mı kardeşler? İçerisi sıcak değil mi abi? İsterseniz burada bitirebilirim. Ama bir kıssa daha var. Onu da anlatmak çok isterim. Bakın aziz dostlar, buradaki belki birçok abi, birçok kardeş, dışarıdaki insanlar başkalarını mutlu ve memnun etmek için Allah'tan gafil kalmışlardır. Ne yapayım hocam? Çocuk büyüdü. Hanım evde yemek istiyor. Babanın borçları bitmedi. Kardeşimin attığı kazıkların biri bin. Ben diyor bunları ödemek için diyor bu kadar çabanın içine girdim. Allah'tan gafil oldum. Kınamıyorum. Vallahi kınamıyorum. Ona da şu hikayeyi anlatıyorum. Bundan sonra da bitireceğim inşallah. Basra tabiinlerinden, alimlerinden biri vefat edeceği sırada etrafına ailesini toplar. Her biri ağlar, salya sümük. Önce annesine, önce babasına, sonra annesine, hanımına ve çocuğuna neden ağladıklarını sorar. Babasıyla annesi der ki, oğlum senin ölümünden sonra biz yalnız ne yapacağız? Hani tabiri neyse yaşlandık. Bize bakacak kimse kalmaz. Bizim halimizden anlayacak kimse kalmaz der. Biz bundan dolayı ağlıyoruz. Hanımına sorar, der ki sen niye ağlıyorsun? Der ki ey bey, sen öldükten sonra biz insanlara muhtaç kalacağız. Bize kim bakacak? Kim yiyeceğimizi getirecek? Kim bizi koruyacak düşmanlarımıza karşı? Çocuk döner, der ki babacığım ben de yetim kalacağımdan dolayı ağlıyorum. Deyince adam ağlamaya başlar. Öyle bir ağlar ki aile fertleri şaşırır. Derler ki tamam da biz ağladık. Sen niye ağlıyorsun? Bakın onlara şu sözü söyler. Gördüm ki her biriniz benim için değil, kendisi için ağlıyorsunuz. Aranızda yolculuğumun uzunluğu için ağlayan var mı? Aranızda kötü bir hesap ile karşılaşacağımdan dolayı ağlayanınız var mı? Aranızda alemlerin Rabbi önünde duracağımdan dolayı ağlayanınız var mı der ve bir yana diğer tarafa düşüp vefat eder. Ailemize bakmayalım demiyorum, Allah'a sığınırım. Mescitlerde namaz kılalım da onlar aç kalsınlar, kesinlikle bunu kastetmiyorum. Ama asla ne nefsimiz, ne ehlimiz, ne şu dünya içerisinde çok sevdiğimiz dostlarımız asıl maksadımızla aramıza perde germemeleri gerekiyor. Onları mutlu etme adına alemlerin Rabbi olan Allah'a sırt çevirenler, Allah'ı gazaplandıranlar ve öfkelendirenler kaybetmişlerdir. Ne olur aziz dostum, ölüm meleğiyle an meselesidir karşılaşmamız. Onun o soğuk ellerini vücudumuzda hissetmemiz an meselesidir. Bugün İdlib'de, Doğu Guta'da, Arakan'da, Afganistan'da, Irak'ta, dünyanın dört bir köşesinde üzerlerine varil bombaları atılan insanlara ölüm ne kadar yakınsa, İstanbul'un yağmurlu sokaklarında ölüm sana o derece yakındır. Nasıl birileri gaflet perdesi içerisinde ölüm meleğiyle karşılaştıysa, aynı gaflet elbisesi içerisinde ölüm meleğiyle karşılaşabilirsin. Ne olur Allah bu gece kendimize çeki düzen vermeyi nasip etsin. Ölmeden ölenlere selam olsun. Ölmeden ölmüş gibi kendini hesaba çekenlere selam olsun. Ölmeden evinin bir köşesini kendine kabir edinip kalbi katılaştığı zaman onun içerisinde kalbini yumuşatanlara selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün mümin erkek ve mümin kadınlara, ölmüş Müslüman erkek ve kadınlara olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavat.